Selam dostlar, ben Egemen Dişli. 5 derste gitar öğreniyoruz serisinin 3. dersindeyiz. 1. ve 2. dersi umarım haftalarca çalıştınız. Hem sağ eli hem de sol eli harika bir şekilde ilerlettiniz, güçlendirdiniz. Sloganımızı biliyorsunuz, güçlü parmaklar güzel enstrüman çalar. Bugün sizinle birbirinden harika türkü ve şarkıları çalabilmeniz için ritim ve akor çalışacağız. Bugün öğreneceğiniz ritim ve akorları hemen yapamayabilirsiniz. Paniğe kapılmadan sürekli çalışarak akorlara ve ritimlere iyice alışmanız gerekiyor. Parmaklarınızı dik bir şekilde, güçlü bir şekilde bastığınızda neden kötü ses gelsin ki? Derse geçmeden önce beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olun, bildirimi de açın. Bildirimi açtığınızda yaptığım ayrıcalıklardan anında haberdar olacaksınız. Bu seriyi beğendiyseniz arkadaşlar beğenerek kanala destek olmayı unutmayın. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlara, bu videonun altına bırakabilirsiniz. İşin içinden çıkamadığınız şeyler olursa da ne yapıyorsunuz? Instagram DM'den ya da TikTok'tan bana ulaşabilirsiniz. Kıymetli dostlar, gelin ritim atmayı öğrenelim. Gitarın bütün tellerini tutalım. Hiçbirinden ses gelmesin. Baskı uygularsanız, güçlü basarsanız bozuk bir ses gelecektir. O yüzden sadece dokunun, pamuğa dokunur gibi. Şimdi ritim nasıl atılır bakacağız. Yine telleri çektiğimiz gibi elimizin pozisyonunu alıyoruz. Yani bir sopa tutar gibi parmak uçları tellere yaklaşacak. Bakın baş parmağım üst telde. Avucumu kapatıp açıyorum. Kapatıp açıyorum. Şimdi bakın elim hiç oynamıyor. Yani şu şekilde bir oynama yok. Şu şekilde duruyorum ve avucumu kapatıp açıyorum. Şimdi kapatıp açarken tellere dokunacağız hafiften. İşte bunu yaparken bunu epeyce bir yapın. Şimdi işaret parmağımızı, diğer parmaklar açık. Şimdi işaret parmağımızı aynı elimizi kapatıp açar gibi işaret parmağımızı tellerin üstünde gezdiriyoruz. İşaret parmağımızı aşağı yukarı yapıyoruz. İşte ritmi yapmaya başladık bile. Hızlanalım. Şimdi bir de kesme yapacağız. Sesi kapatacağız. Yani vuruyoruz. Hiçbir tele dokunmayın. Ses gelsin. Vurdum. Bir de böyle bir şey. Ne yaptım? Elimin tam şu kısmını tele dokunup vurdum. Kaldırdığımda ses geliyor. Dokunup çektiğimde ses gelmiyor. Vur, çek. Dokundum şöyle. Çarp. Dedim, çektim. Vur, çek, çarp, çek. Vur, çek, çarp, çek. Vur, çek, çarp, çek. Vur, çek. Alt teller ağırlıkta olmak üzere yaptım. Yani üst telleri vurmadım. Bir diğer ritim baş parmağımızla aşağı doğru vurma sadece. Yani akor bastığımda ne kadar güzel ses geliyor görüyorsunuz. Bunu ritim atarken de yapabiliriz. Akorları birazdan zaten öğreneceğiz. Şimdi bir ritim daha öğrenelim. Vur, çek, çarp, çek. Bunu yapmıştık. Çek, çarp, çek. Bunu ekliyoruz. Yani vur, çek, çarp, çek, çek, çarp, çek. Vur, çek, çarp, çek, çek, çarp, çek. Vur, çek, çarp, çek, çek, çarp, çek. Tuhaf sesler gelebilir. Hiç endişeye kapılmayın. Çalışın, çalışın, yapacaksınız. Daha basitlerini zaten yapacağız. Şimdi birkaç ritim öğrendik. Gelin akor basmayı da öğrenelim. Şimdi arkadaşlar, akorları basarken parmaklar dik olacak
ve bastığımız telin dışındaki telleri taciz etmeyecek. Yani parmağımı şuraya basıyorsam parmağımın şu alt tarafı alt tele dokunmayacak. Alt tele dokunursa, yan basarsam alt telden ses alamam değil mi? Bastığım tel neresi? İkinci tel. Alt tel bu. Alt telden de ses gelecek. O yüzden dimdik basmam lazım. Şimdi A, M akoru var. La minör akoru. A dünyanın her yerinde la olarak biliniyor. La minör, A, M akoru. Birinci parmağımı şuraya bastım. Zaten görselde de yukarıda görüyorsunuz. İkinci ve üçüncü parmağımı. İlk önce üçüncü parmağımı yerleştiriyorum. 1, 2, 3. Üçüncü tele bastım ikinci perdede. Diğeri de ikinci perdede ama bir üst tel. Şunu basmış oldum. Şimdi sizden şunu istiyorum. Bırak 1, 2, 3. Bırak 1, 2, 3. Bırak 1, 2, 3. Bırak 1, 2, 3. Daha sonra beraber koymaya çalış. Bırak, koy. Bırak, koy. Şu ikisi zaten bitişik arkadaşlar. Birleşik tutun. Koyduğunuzda zaten şu şekilde koyduğunuzda o tellere basıyor. Bu, 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 bu. Bunu bastığınızda telleri çekerseniz çok güzel bir ses alacaksınız. Çok güçlü basmazsanız, parmaklarınızın ucunda şöyle baskı izleri olacak kadar basmazsanız şöyle bir ses gelecektir. Ya da alt tellere dokunursanız yine kötü ses gelecektir. Dimdik bas ve la minöre bastığın için üstten, yani en üst telin bir altından çalmaya başlarsın. Mi'ye gerek yok, bir alttan. Notaları daha sonra öğrenebilirsiniz. Gelin D, M akoruna bakalım. D, M akorunda birinci bu, ikinci bu, ikinci parmağımı ikinci perdede üçüncü tele koyuyorum. Daha sonra da ikinci tele koyuyorum. Üçüncü parmağımı da. DM'ye bastığımda da D telinden, yani R telinden atacağız. R teli de nerede arkadaşlar? Şurada. Üstten üçüncü tel. Bu. Bir üst tele değebilir mi? Değerse değsin. Ama ritim dağıtarken, telleri çekerken de üstten üçüncü telden itibaren çekeceğiz. DM de bu. Yine bunu çalışırken 1, 3, 2 boz. 1, 3, 2 boz. Sırayla 3, 2 boz. Hızlan 3, 2 boz. 1, 3, 2 boz. 1, 3, 2 boz. Sonra beraber koymaya çalış. Re minör. DM yani. AM. Şimdi bir de E akorunu yapalım. Bakın la minör yaptık ya. Bu akor içinde birer tane tel yukarı çıkacağız. Şu ve şu. Yani bakın bütün parmaklarımı birer yukarıya çıkarıyorum. Aşağı indim. Yukarı çıktım. Aşağı indim. Yukarı çıktım. Siz de bunu bol bol çalışın. Hatta bazen re minör ekleyin. Şimdi bu 3 tane akorla onlarca türkü, şarkı çalabilirsiniz. İnanın bana. Gelin şimdi biraz daha geliştirelim. G akoru yapalım. G akorunda arkadaşlar biraz daha zorlanacaksınız. Fakat bunu yapamayınca akorları basamıyorum deyip dersi bırakmayın. O 3 akorla bile bir sürü eser çalacağız. G akorunda şunu yapıyoruz. Birinci perdeyi bırakıyoruz. İkinci perdeye gel. Üstten ikinci tele bas. İkinci parmağını buraya bas. Bir alt perdeye. Yani üçüncü perde en üst tele. Bunu zaten buraya basmıştık. Yaparken bu, bu ve dördüncü parmağını da şuraya basıyorsun. Dördü de. Bu ve bu. Şimdi bunu çalışırken ne yapıyoruz? 1, 2, 4. Boz. 1, 2, 4. Boz. 1, 2, 4. Boz. Sonra beraber basabilir pozisyona gel.
Parmaklarınız yetişmez, çok zorlanırsınız, doğru ses çıkmaz. Ama belli bir zaman sonra çıkıyor işte, çalışırsanız. Bunu çalışın sürekli. Bunu birkaç gün yapıp sonra beraber basmaya başladığında rahatlıkla basabiliyorsunuz. Ve F akoru var. Bu da başımızın belasıdır arkadaşlar. Genelde bunu yapamayız biz. Birinci parmağımızı bare şeklinde basıyoruz. Bare nasıl basılır? Arkadaşlar bu bareyi şu anda yapmanıza bile gerek yok. Ama ben öğretmek istiyorum. Fa majör. Bunu bastık. Bunu bakın yan basıyorum. Şöyle dik değil de şöyle basıyorum. Şöyle değil, şöyle. Bunu bastıktan sonra ikinci parmağımı üçüncü tele 3 ve 4'ü birleştirip 5 ve 4'e basıyorum. Bu da fa akoru. Bunu çalışırken nasıl yapıyoruz? 1, ikinci parmak ve diğer parmaklar. Bunlar bitişik ya, aynı anda koyarsın. Boz, biri koy, bunu koy, bunu koy. Boz, biri koy, bunu koy, bunu koy. Bu da fa akoru. Çok asil bir sestir. Peki fa'yı bunu yaparsan aynı şekilde hiç parmakları bozmadan iki perde kayarsan aşağı 1 2. Bu da soldür. Biraz önceki G ile aynı sestir. AM'yi biliyoruz. Hadi bir de C yapalım. Bakın C çok basittir. AM'yi yaptık ya, hani bu ya. Üçüncü parmağımızı kaldırıp diğer perdede, yani üçüncü perdede 5'e koyuyoruz. Bu. La minör, kaldır, tekrar yerine koy. C akoru. La minör akoru. Yani AM, C. AM, C. AM ve E akoru, değil mi? Bu şekilde akorları da yaptık. Şimdi bu akorlarla ve bu öğrettiğim ritimlerle önümüzdeki derslerde bolca şarkı yapacağız ve sizler öğreneceksiniz. Evet dostlar, harika bir dersin daha sonuna geldik. Bu derste gördüğünüz üzere hem ritim, sol elle de akor basmayı öğrendik. Akorları ben basamıyorum. Doğru ses gelmiyor, iyi ses gelmiyor. Artık ben bunu yapamayacağım galiba. Bu ders son galiba benim için diye düşünebilirsiniz. Hayır arkadaşlar, bu şekilde düşünmüyorsunuz. Bakın bundan sonraki derste ben size nasıl eser öğretiyorum. Şimdi sizden ricam şu. Hem bu akor çalışmasını, nasıl çalışacağınızı gösterdim. Hem de ritmi ayrı ayrı dakikalarca çalışın her gün. Her gün en az 1-1,5 saat. Bakın unutmayın. Her gün en az 1-1,5 saat. 1-2 hafta çalışın. İyice yapar hale gelin arkadaşlar. Hatta elinizi mesela AM akoruna basın. La minör akoruna. Bekleyin. Epey bir bekleyin. Şu şekilde bekleyin. Belli bir zaman sonra bırakın. Daha sonra E akorlarını basın. EM ya da E'yi. Ben bir tanesini öğrettim biliyorsunuz. Daha sonra DM akorunu basın, bekleyin. Sonra bozun yapın, bozun yapın. Bunları yapın. Daha sonra ritmi çalışın. Çok iyi yapacağınızı göreceksiniz. Evet dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan şeyleri yorumlara bırakabilirsiniz. İşin içinden çıkamadığınız şeyler olursa Instagram DM'ye bir göz atarsınız. Oraya yazdığınızda hemen dönüyorum arkadaşlar. Gün içerisinde dönmeye çalışıyorum. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.